Ekonomi notlarına hoş geldiniz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Günün ikinci yarısında ekonomide sıcak başlıkları anlatacağız. Bugün içeride ve dışarıda önemli bir gün. İçeride aslında yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını ve beklentileri takip ediyoruz. Bu akşam Fed akşamı, Fed'in açıklamalarına ve ayrıntılarına bakacağız. Dönelim şimdi önce içeriğiyle başlayalım. Bütçe rakamları geldi. Bütçe Kasım'da 32 milyar lira fazla verdi. Rakamın ayrıntılarına bakalım. Faiz dışı denge 47.3 milyar lira fazla verdi. 2021 Kasım dönemine bakıldığında ise merkezi yönetim bütçe giderleri 135.8 milyar lira. Gelirlerse 167.8 milyar lira ve bütçe Kasım'da fazla vererek 32 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe fazlası Kasım döneminde. Faiz dışı bütçe giderleri 120.4 milyar lira. Faiz dışı fazlaysa 47.3 milyar lira oldu. Bugün içeride en önemli başlığımızdı bütçe dengesi. Gelen cari rakamlardan sonra bugün bütçe dengesini de öğrendik. Ve dışarıda önce Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'ndan çıkan bu borçlanma yasa tasarısına bakacağız. Borçlanma tavanının artırılmasına ilişkin onay verdi Senato. Başlığın ayrıntılarına bakalım. Temeride düşmesini önlemek için şirketlerin önemli bir adımdı bu. Uzun zamandır da konuşuluyordu. Federal borçlanma tavanı 49'a karşı 50 oyla 2,5 trilyon dolar artırıldı ve 31.4 trilyon dolar seviyesine çıkarıldı. Temsilciler Meclisi'nde onaylanması sonrasında bu sürecin Başkan Biden tarafından imzalanması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri tarafında en önemli gündem maddesi uzun süredir şirketlerin temerrüde düşmemesi açısından. Ve Fed kararı, küresel piyasalar Fed'i bekliyor. Bir yandan aslında ne zaman faiz artırılacağına ilişkin mesajlar daha önemli olacak. Bir yandan acaba Fed Amerika Birleşik Devletleri'nde son 39 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon rakamı sonrasında acaba güvercin bir tutum mu işleyecek, izleyecek, şahin bir tutum mu sergileyecek? Bunun dolar tarafına yansımaları ve tabii ki varlık alımlarına ilişkin acaba bu taperingler öne çekilir mi? Yoksa beklendiği gibi önümüzdeki ilk 6 aylık süreçte mi yaşanır? Bu akşam Türkiye saatiyle önce saat 22'de faiz kararını alacağız. Ardından saat 22.30'da da Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları biraz daha piyasalar tarafında önemli olacak. JP Morgan Çin için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. Bir bakalım ayrıntılarına. 2021 4. çeyrek için gayri safi yurt içi hasıla büyüme tahmini %4'ten %4.9'a çıkarıldı. 2021 yani bu yılın tamamı için ise beklenti %7.8'di. Burada bir değişikliğe gitmedi JP Morgan. Önümüzdeki sene için Çin'in yukarı yönlü büyümesini ise 4.7'den 4.9'a revize etti. Japonya Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamalar var. Kuroda özellikle Japonya ekonomisinin yüksek enflasyonla ekonomik durgunluğun bir arada olduğu durumu tanımlanan bu stagflasyon denilen durumda olmadığını söyledi. Stagflasyon tanımı Japonya ekonomisi için şu an uygun bir tanım değil dedi. %2 tüketici enflasyonunun yakalama noktasında da ilerleme kaydedildiğini söyledi. Burada ham madde maliyetlerindeki artışın toptan fiyatları da yukarı çektiğini söyledi. Biliyorsunuz Japonya tarafında da bir enflasyonsuzluk uzun zamandır konuşulan bir başka başlık. Ve İngiltere'de enflasyon 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Orada da rakamlara bakıldığında Kasım ayı tüketici fiyatlarında %5.1'lik bir artış görüyoruz. Ekim'de %4.2 idi. Bu da aslında son 7 yılın en yüksek enflasyonu olarak okunmuştu. Bu ay için yani Kasım ayı için %4.7'lik bir beklenti vardı ama beklentinin üzerinde gelerek %5.1 olarak çıktı enflasyon. Bu da son 10 yılın İngiltere'de en yüksek enflasyonu anlamına geliyor. Manşetlerimiz böyleydi. Şimdi piyasadaki son rakamlara da bir bakalım. Şimdi piyasadaki son fiyatlamalara bakalım. İçeride bu hafta Merkez Bankası, dışarıda Fed kararı bekleniyor. BIST yüz tarafıyla başlayalım önce. Dolar TL tarafındaki hareketlerle birlikte BIST tarafındaki yani Borsa İstanbul Yüz Endeksindeki yükselişlerle devam ediyor. 2174 puan seviyesi gün içinde yukarı yönlü açılışlar gördük. Aşağı yönlü sınırlı hareketler görüyoruz ama
2100 bandının üzerinde tutunmaya devam ediyor Borsa İstanbul. Merkez Bankası kararının hemen öncesinde aslında biraz bu hafta banka tarafından da destek gördük. Bugün banka ve sanayi tarafını da bir görelim. Çünkü bankacılık endeksiyle sanayi endeksi arasındaki makasın açılması da borsa tarafında bir başka önemli gündem maddesi. Bankalar bu hafta özellikle ilk iki gün biraz daha destek verdi dedik ama bugün biraz daha sınırlı da olsa satış baskısı geliyor. 1800 puanın hemen altında bankacılık endeksi. Bugün biraz daha yatay bereket var. Sanayi endeksini de görelim hemen hızlıca. Sanayi tarafında ise bugün biraz daha yatay bereket var. Dünkü yükselişlerden sonra bugün sınırlı aşağı yönlü hareketler gördük. Bugün en çok artan ve en çok azalanları da görelim. En çok artanlarda bugün gübre fabrika var. Zirvede %7,5'a yakın bir yükselişi var. MLP Sağlık yine ikinci sırada %7'ye yakın bir yükselişi var. Bugün havacılık hisseleri öne çıkıyor. Türk Hava Yolları'nda %6,5'un üzerinde bir yükseliş var. 24 liranın üzerinde Türk Hava Yolları. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda %5'in üzerinde bir yükseliş ve Pegasus'ta ise %4,5'a yakın bir toparlanma var. Pegasus'ta da 106 lira seviyesinin üzerini görüyoruz. Hemen düşenlere de bakalım. Bugün düşenlerde en çok azalanlarda Albaraka zirvede. Albaraka'da %5'lik bir satış var. Kua Granit %4,35'te. Erbosan %3,44'lük bir geri çekilme var. Tümosan'da %3'ün üzerinde bir kayıp var. Ve Çan 2 Termik Santral listesinde de %3'ün üzerinde bir geri çekilme var. Yani bugün en çok azalanlarda biraz sanayi hisselerini görüyoruz. Dolar TL tarafı, Dolar TL Merkez Bankası'nın faiz kararı hemen öncesinde yükselişte %2,13'lük bir yukarı yönlü hareket var. 14,70 seviyesindeyiz Dolar TL tarafında da. Önemli bir hafta, Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha görmüştük ama yeniden Dolar TL tarafında 14,70'e doğru bir hareket var. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası da izleyeceğiz. Ve Euro TL tarafı, Euro'da da 16,56 seviyesindeyiz. %2,18'lik bir yükseliş var. Bugün hem FED kararı öncesi hem de yarın Merkez Bankası kararı öncesinde. Euro-Dolar paritesi, parite bu haftayı biraz daha aslında yatay hareketiyle geçirdi. 1.12 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Ve dolar endeksini de görelim hemen hızlıca. Merkez Bankası'nın faiz kararı hemen öncesinde 96 seviyesinde dolar endeksi de. Küresel tarafa da bakalım. Bugün Avrupa borsalarında nasıl bir hareket görüyoruz? Biraz daha karışık bir tablo var aslında. Avrupa tarafında biraz daha karışık bir hareket görüyoruz. Londra'da %0,22'lik bir geri çekilme var. Bugün İngiltere'de az önce söyledik enflasyon rakamlarını aldık. 10 yılın zirvesinde orada da enflasyon %5'in üzerinde çıktı. Frankfurt'ta sınırlı yukarı yönlü bir hareket var. Paris'te yine aynı şekilde Madrid borsası da aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Bugün Asya nasıl kapandı? Asya'daki kapanışları da bir görelim hemen. Asya'da da karışık bir seyirle kapanış gördük. Bunun etkisiyle aslında biraz hem Avrupa hem ABD vadeliler tarafına etki ettiğini görüyoruz. Amerikan vadelileri görelim. Amerikan vadelilerde de karışık yatay bir tablo var. 10 yıllık tahvil faizlerine bakalım hemen hızlıca. 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.44 seviyesindeyiz. Orada hafta başından beri aslında bir düşüş gözlemliyoruz. Bugün her ne kadar sınırlı yukarı yönlü bir hareket olsa da. Ve FED kararı öncesi ons altın. Ons altın gram altına da bakalım hemen. Ons altın FED kararı öncesi 1770 dolar seviyesinde. Bu haftayı biraz daha yatay geçirdi diyebiliriz. İçeride gram altın biraz dolar TL'den güç buluyor. Gram altında 837 lira seviyesindeyiz. %2,5'a yakın bir yükseliş var dolar TL'nin etkisiyle. Gümüşü de görelim hemen. Gümüş ve petrol tarafı, emtialar tarafı 21 dolara kadar geri çekildi gümüş. Ve petrol tarafı da hemen FED kararı öncesi son rakamlara baktığımızda 72 dolar seviyesinde %1,5'a yakın bir satış baskısı var. Brent petrol tarafında da geri çekilmeyi görüyoruz. İçeride bütçe rakamlarına bakalım. Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da yaklaşık 32 milyar lira fazla verdi. Yine aynı dönemde faiz dışı fazla 47,3 milyar lira oldu. Ocak-Kasım dönemine bakıldığında bütçe açığı 46,5 milyar liraya geriledi. Merkezi yönetim bütçesi Kasım'da yaklaşık 32 milyar lira fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2021 yılı Kasım ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre %52,9 oranında artarak 167,7 milyar lira, bütçe giderleri ise %40,9 oranında artarak 135,7 milyar lira oldu. Bu rakamlarla bütçe 32 milyar lira fazla verdi.
Aynı dönemde vergi gelirleri 148.8 milyar lira, faiz hariç bütçe giderleri 120.4 milyar lira, faiz dışı fazla 47.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Kasım ayı ile birlikte yılın ilk 11 ayına ilişkin bütçe performansı da ortaya çıktı. Ocak-Kasım döneminde bütçe gelirleri %36,5 artışla 1 trilyon 272 milyar lira, bütçe giderleri ise %24 artışla 1 trilyon 318 milyar lira oldu. Bu dönemde 46,5 milyar lira bütçe açığı oluşurken faiz dışı dengede ise 125.4 milyar lira fazla verildi. Evet, şimdi bugün Fed günü. Fed'den nasıl bir karar çıkacak? Özellikle Jerome Powell'ın, Fed Başkanı'nın vereceği mesajlar önemli. Bu dolar tarafını nasıl etkiler? Yeni ekonomi modeli malum masada. İhracatla büyüme modeli. Özellikle yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı. Merkez Bankası ne karar verecek? Bunun kura yansıması ne olacak? Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Bugün Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Karacaer ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba Merve Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Fed'le başlayayım hocam. Çünkü bugün Fed'den çıkacak karar önemli. İçeride malum kur tarafında da çünkü beklentiler merak ediliyor. Fed'den bugün nasıl bir karar gelir? Tabii önemli olan aslında bu güvercin duruşumu, şahin duruşumu ve tabii ki bu faiz artırım hamlesi acaba öne çekilir mi? Yavaş yavaş bir mesaj mı gelir? Bunun kura etkisi ne olur? Merak ediliyor. Ne bekliyorsunuz bugün Fed'den? Şimdi şöyle Merve Hanım, artık Amerika tarafı bu enflasyonun geçici olmadığını anladı. Keza son gelen enflasyon verileri de son 39 yılın en yüksek enflasyon rakamına ulaşınca Fed de tabii tutumunu artık daha şahin dediğimiz bir yapıya çevirecektir diye bir beklenti var. Bu akşam ne olabilir? Şimdi olası birkaç senaryomuz var. Hatırlayalım, geçtiğimiz ay bu tahvil alımını azaltma programı dediğimiz tapering'de 15 milyar dolar kararı çıkmıştı. 15 milyar dolar azaltacaktı. Bu akşam piyasanın beklendiği, yani benim de beklentim bu yönde, bunu iki katına çıkaracaktır. Bir 30 milyar dolar tahvil alımında azaltmaya gidecek diye bekliyoruz ki keza Fed Mart 2022 yılı için bu tapering'i tamamlasın. Ha, piyasa bunu şöyle de anlamasın bu arada. Yani bu tahvil alımlarının azaltılması demek Fed artık hiç piyasaya likitte vermeyecek. Bu quantitative easing dediğimiz parasal genişlemenin artık sona ereceği, piyasada likitte kalmayacağı anlamına gelmesin. Çünkü ters repoları var elinde. Dolayısıyla güçlü bir yine likitteye sahip. Ama bizi, özellikle gelişmekte olan ülkeleri etkileyen kısım, tapering'den ziyade Fed'in faiz kararı ne olacak? Evet. Bu akşam bir faiz kararı çıkar mı? Bu tür sorular çok geliyor. Muhtemelen faiz artımına ilişkin bir karar bu akşam çıkmayacaktır. Ama bizim için önemli olan kısım toplantı sonrasında Powell'ın yapacağı açıklamalar. Yani oradaki Fed üyelerinin artık birçoğu faiz artımının daha erken gelmesine yönelik açıklamalarda bulundular. Şimdi ne deniyordu başta? 2023 yılına kadar Fed faizleri artırmayacaktı. Ama gelen enflasyon rakamları sebebiyle bu senaryo %90 ihtimalle değişti. Daha erken bir faiz artışı bekliyor piyasa. Şimdi 2022 yılında 2 adet faiz artışı gelebilir, 3 adet faiz artışı gelebilir. Bunlardan hangisi geçerli olacak, bu önemli. Yani bu tür sinyalleri almaya çalışıyor piyasa, bu bir. İkincisi, ne kadarlık olacak bu faiz artışları? Hani çeyrek puan mı olacak, daha yüksek mi olacak, daha az mı olacak? Piyasa bunu da merak ediyor. Bunlar bizim için zaten önemli. Çünkü bu senaryolar gerçekleştiği takdirde, yani 2022 yılının özellikle birinci çeyreği sonrasında bir faiz artışı demek, Haziran'dan da öteye çekmesi demek ve bu tabii ki gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin değer kaybetmesi ve doların tüm para birimlerine karşı bir dakika ben artık daha güçlüyüm demesi anlamına geliyor. Yani en basit haliyle. Dolayısıyla dolar endeksinde biz bu akşam şu anda 96.47 seviyesindeydi yanılmıyorsam, ama bir 97'ye çıkış gelebilir böyle bir açıklama ertesinde. Bu da tabii gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine, dediğim gibi hani burada TL'yi de tabii ki kastediyoruz, bir değer kaybı olabilir. Ama bir faiz artışı kararı bugün çıkmayacaktır. Bunun için erken, ama dediğim gibi söylemini daha şahin bir tutuma çekecektir Fed artık. Özellikle tahvil alımlarını kademeli azaltmasını artıracaktır. Hani bunu bekliyoruz. Piyasa şu an bunu fiyatladı mı? Evet, an itibariyle artık piyasa bu beklentiyi fiyatladı.
daha sürpriz bir karar çıkarsa, ki hani Fed o kadar da sürpriz yapan bir kurum değil. Hani dünyanın en güvenilir merkez bankalarından birisi. Hani böyle çok da ters köşe bir hamlesi bugüne kadar oldu mu olmadı. O yüzden de çok sürpriz bir karar çıkmayacaktır. Biraz daha yumuşak söylemlerle faiz artışına ilişkin bir sinyal verebilir. Bu arada vermeyebilir. Yani tapering'i hızlandırabilir ama hı hı. faiz artımına ilişkin kararını aslında ocağa da erteleyebilir. Ama neden Aralık diyorum ben? Bunu hatırlayalım. 2008 krizi, mortgage krizi sonrasında 2013 yılında Bernanke döneminde tapering'i başlatacağım dediği dönem aslında yine Aralık ayıydı. Aralık ayında gitmeden önce bir sürpriz olmuştu. Bu ayda öyle bir sürpriz gelebilir. Ama sürpriz olur mu bizim için bu sefer? Olmaz. Çünkü dediğim gibi piyasa bunu zaten fiyatladı. Şimdi içeride Merkez Bankası ne yapar? Herkesin merak ettiği soru bu aslında. Şimdi belki bir ay önce sorsaydık işte 200 bas puan, 100 bas puanlık faiz indirimleri vardı. Bu son bir haftadır piyasa beklentilerine bakıyorum. Mesela 50 bas puana kadar düşmüş durumda beklentiler. Genelde herhalde hocam pas geçme beklentisi var mı yok mu? Bunu bir sorayım. Sanıyorum bir 50 bas puan, 100 bas puan arasında bir faiz indirim beklentisi var. Ama olur da sizin söylediğiniz gibi mesela Fed'den bu akşam bir başka yanıt gelirse piyasalara, Merkez Bankası ne yapar? İçeride Merkez Bankası'ndan nasıl bir adım bekliyorsunuz yarın? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Aslında bir ay öncesine kadar bu aya ilişkin, Aralık ayına ilişkin faiz indirimi beklentilerimiz çok kuvvetliydi. Hatta 100 bas puanın üzerindeydi. Evet. Birçok akademisyen de bu yöndeydi. Ama şu anda herkes beklentilerini düşürdü. Şimdi birkaç senaryo var. Birincisi 50 bas puan indirim. İkincisi 100 bas puanlık bir indirim. Üçüncüsü de sabit tutma. Ama faiz artımına ilişkin piyasada hiçbir beklenti yok. Şu an bir yandan da bu indirim zaten fiyatlanmış oldu. Ama dediğiniz gibi bugün Fed'in kararı çok önemli. Yani Fed bugün 30 milyar dolarlık bir tapering açıklayıp üzerine faiz artımına ilişkin herhangi bir sinyal vermediği takdirde içeride Merkez Bankası faiz indirimini benim beklentim 100 bas puan olarak yapacaktır. Ancak Fed'den bir sürpriz gelirse ve dolar endeksinde çok ciddi bir artış olursa, örnek verelim hani faiz artışına ilişkin Fed gerçekten altını çizerek bir tarih verirse, o zaman tabii bizim Merkez Bankamızın bu yönde eli kolu bağlanacaktır diye düşünüyorum. Ama şimdi içeride de tabii ki bu uzun süredir söyleniyor. Hani söylemlere de baktığımızda kimseden faiz artışı söylemi duymuyoruz biz. Dolayısıyla faiz indirimlerinin devam edeceği yönelik de bir beklenti oluşturuldu. O yüzden şimdi enflasyon da yüksek, kur da bu kadar yüksek. Bir miktar daha böyle bir karar alındığı takdirde yine TL'de değer kaybı göreceğiz ama dediğim gibi bu fiyatlandığı için merkezin yarın içeride 100 bas puanlık bir indirime gitmesi çok da sürpriz olmayacağı için çok büyük bir dalgalanma yaratacağını beklemiyorum. Zaten fiyatlanıyor ama 100 bas puanın üzerinde bir indirim gelmesi tabii bu durumda zaten sene sonu da geliyor. Yabancıların da çıkışlarını görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla o zaman önümüzdeki yani merkezin kararından sonraki süreçte daha da belki geri çekilmeler görebiliriz. TL'de değer kayıplarının devam ettiğini görebiliriz. Ama dediğim gibi hani bugün önce Fed, sonra içeride Merkez Bankası ama biz bunu hani birkaç aydır söylüyoruz. Hani Fed'den şahin tutumun aslında Aralık ayında geleceğini pek çok kişi beklemiyordu. Hani Fed'in de şu anda bu alacağı kararlar, muhtemelen bu akşam açıklanacağı kararlar daha erkene çekilmiş oldu. Şimdi dolayısıyla dünyaya da baktığımızda artık herkes parasal sıkılaşmaya gidiyor. Biz biraz şu anda rüzgarı ters yöne almış durumdayız ama tabii ekonomide değişikliklere gidiyoruz. Onu da açıklıyor yönetim. Şimdi böyle bir ortamdayken tam tersi hareket edince biz rakiplerimizden ne yazık ki negatif ayrılışmış oluyoruz. Negatif reel faiz verdiğimiz için. Evet. Şimdi dolayısıyla önce Fed'i bekleyeceğiz. Ardından Merkez Bankası'nın kararının oluşu bana göre avantaj. Çünkü bir ihtimal merkezin bugünkü Fed'den sonra adımı değişebilir. Örnek veriyorum yani Fed dediğimiz gibi sürpriz bir açıklama yaparsa o zaman bizim içeride de Merkez Bankası çok da sert bir indirime gitmeyecektir tabii ki. Ama hocam hani çok 100 sert indirim dediğiniz zaten en fazla piyasada 200 bas puanlık bir faiz indirim beklentisi var ya, burada hani şunu sorayım. Yani beklenti mesela bu ayda artık kalan son alanı indirip sonra işte Fed'in adımıyla birlikte Ocak, Şubat, Mart'ta yani ilk çeyrekte bekle gör yapacak Merkez Bankası.
belki bir dağılanı hani kalır kalmaz. Yani Mart artık hani çok uzun bir süre olduğu için normal şartlarda bakıldığında kısa ama uzun. Dolayısıyla hani böyle bir değişiklik gelir mi Merkez Bankası'ndan? Şimdi şöyle, eğer FED biraz daha bekle gör stratejisi izlerse bence bizim Merkez Bankası'ndan da içeride faiz indirimleri devam edecektir. Ama FED bugünkü tutumundan sonra, FED'in bugünkü tutumundan sonra bizde Merkez Bankası çok hani sert bir indirime gitmez. Zaten piyasanın fiyatladığı bir indirime gider. Belki Ocak ayında bir 50 bas puanlık daha indirime gidebilir ve ardından bekle gör stratejisine geçer. Çünkü orada artık FED'in de söylemleri hızlanacak. Evet. Diğer rakip merkez bankalarının da faiz artışına gidişi ve içeride kur ve enflasyon üçgeni içerisinde kalıyor oluşumuz bizde de eninde sonunda 2022 yılı için hatta Merkez Bankası'nın faiz artışına gitmesine bile sebep olacaktır diye düşünüyorum ben. O yüzden yani şu an şu kısım avantaj, önce FED sonra içeride haber gelecek. Bakalım evet. Bir FED'i izleyelim, ardından FED'den bir sürpriz gelmezse bizde de içeride zaten fiyatlandı bir 100 bas puanlık indirim gelebilir. Peki yeni ekonomi modelini sorayım hocam. Aslında düşük faiz, üretimin teşvik edilmesi, istihdam ve ihracatın artırılması, bu cari açığın kapanmasıyla birlikte kurun bir dengeye oturtulması ve böylece aslında bunun tabana yayılması tarafında bir seçenek sunuyor ekonomi yönetimi. Bu politikadan, özellikle politikanın ayrıntılarına bakıldığında ne bekliyorsunuz? Kısa ve orta vadeli beklentiler neler? Şimdi Merve Hanım, aslında bu politika, yani Türkiye'nin ihracata dayalı büyümesi, işte düşük faiz politikası uygulaması, enflasyonun tek hanelere çekilmesi yıllardır bizim istediğimiz ve uygulamak istediğimiz, hayal ettiğimiz bir model. Ancak şunu kaçırmayalım, şu anda bir pandemi süreci var. Dolayısıyla elinde parası olan da bu böyle bir ortamda, belirsizlik ortamında yatırım yapmak istemiyor bir. İkincisi, maalesef biz Merkez Bankası politika faizini düşürüyor ama şimdi bankalardan hazine daha yüksekten borçlandığı için ve bankalar faiz indirirken öncelikle mevduat faizini indirdiği için yine kredi faizleri yüksek kalmış oluyor. Şimdi bizim burada ihracatla büyüyebilmemiz için TL'nin de çok güvenilir olması gerekiyor. Yani TL'ye güven kaybı devam ederse bu bizim orta vadede ihracatımızı da üretimimizi de etkileyecektir ve olumsuz yönde etkileyecektir. Yani ekonomide hani tek bir şeye odaklanarak hareket edemeyiz. Şu anda önemli bir süreç bizi bekliyor. Bunlardan birisi nedir? İçeride bir istikrar sağlamak. Yani para birimimizde biz istikrar sağlamak zorundayız. Seviyesinden bahsetmiyorum. Dün 13'ü konuşuyoruz. Bugün 14'ü konuşuruz. Yarın başka bir seviye konuşuruz. Ama bunu sabit olması gerekiyor. Bu oynaklığı bizim minimuma indirmemiz gerekiyor bir. İkincisi, dışarıda bu bizim en büyük dezavantajımız. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının notumuzu düşürüyor olması. Bu da tabii yine Türkiye'den çıkışlara sebep oluyor. Yani böyle bir atmosferi kesinlikle yok etmemiz gerekiyor. Daha istikrarlı, daha TL'ye güven verici politikalarla, o zaman işte düşük faiz politikası yatırımcıyı da üretime itecektir. Şuna dikkat edelim. Faiz düştükçe işte gidip bankadan para çekip TL'den çıkıp döviz alan çok sayıda insan var. Bunun da ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmuyor. Çünkü dövize yatırım yapmak demek başka bir ülkenin para birimine yatırım yapmak demek. Bu durumda da yine TL'de değer kayıpları görüyoruz. Yatırımcı yatırım yapmayınca istihdam piyasası bundan olumsuz etkileniyor. Bunların hepsi bize kısır döngü olarak geliyor. Ama bizim üretimde de şunu da altını çizeyim. Gerçekten artık ithalata dayalı ihracat yerine daha kendimiz içeride üretip bunu da dış pazarlara pazarlayabilmemiz lazım. Bunun için ne yapmak gerekiyor? İşte ihracatın alt kalemlerine baktığımız zaman zayıf kaldığımız kısım bizim neresi? Yüksek teknoloji, Ar-Ge. Biz bununla büyüyebiliriz. Yani bugün Çin'i konuşuyoruz, Güney Kore'yi konuşuyoruz ama onlar artık üretim üssü olmuş ülkeler. Bizim bunu sağlamamız için ne gerekiyor? Onlar da belki fasonla başladı ama bugün teknolojide özellikle Çin tarafı için söylüyorum çok ilerideler ki dünyanın ikinci en büyük ekonomisi. Dolayısıyla biz de bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Ama biz teknolojiyle büyüyebiliriz. Ar-Ge ile katma değeri yüksek ürünleri ihraç ederek büyüyebiliriz. Yani ucuz ürünlerde pazarlık payının yüksek olduğu ürünlerle değil, tamamen katma değeri yüksek istihdam yaratıcı ürünlerle biz pazara açılırsak o zaman bizim üretimimiz daha sürdürülebilir olur. O zaman tüm verilerimiz de sürdürülebilir olur. Yani biz artık anı kurtararak
hareket edemeyiz. Bizim daha orta vadeli, uzun vadeli planları yapmamız lazım. Bugün de onları hayata geçirmemiz lazım sürdürülebilir büyüme için. Bu hocam yani bunun geri dönüşleri ne zaman görülür böyle bakıldığında peki? Yani öncelikle pandeminin bitmesi gerekiyor. Şimdi Merve Hanım fiyatlar da dışarıda da yani geçen sene avantajlıydık. Enerji fiyatları uygundu, düşüktü. Bugün bakıyoruz enerji fiyatları iki katına çıktı. Maliyetler artıyor. Bir yandan TL değer kaybediyor ama ihracat pazarı, bizim ihracat pazarımız neresi? Özellikle Avrupa tarafı. Şimdi bugün Avrupa'nın da ekonomisi çok iyi durumda değil. Yeni pazarlar bulalım diyoruz. Bir yandan pandemi var, kısıtlama var. Dünyada tedarik zincirlerinde bozulmalar var, aksaklıklar var. İşte çip mesela hani en yüksek teknoloji ürünlerinden biri. Bugün piyasaya bakıyorsunuz, haberleri açıyorsunuz. En büyük problem çip. Çip de geliyor. Çin bir taraftan hani dünya da bunu anladı. Artık tek üretim üssünün Çin olmaması gerektiğini anladı. Çin'e rakip yeni ülkeler çıkacaktır. İlk pandemi çıktığında hatırlayalım Türkiye konuşuldu. Türkiye Çin'in ikamesi olabilir mi konuşuldu. Ama bunu sağlayabilmek için işte bunu ne zaman sağlarız? Bir kere pandemi sürecinden kurtulmamız lazım. Bizim dünyaya güven vermemiz lazım. O anlamda bence Çin'e göre daha avantajlı konumdayız ama eksikliklerimiz var. Hani Çin çok kalabalık bir nüfus. Bizde öyle değil ama bizde nitelikli iş gücü var. Bu nitelikli iş gücünü dışarı kaçırmamamız lazım. İçeride tutabilmemiz lazım. İçeride tutabilmemiz için de işte piyasaya güven veriyor olmamız lazım. Evet. Yani şu anda alım gücünün bugün düşüyor olması gençlerde de parlak zekalarda da panik havası oluşturuyor. O yüzden hani biz lokasyon olarak da avantajlıyız. Avrupa'ya hani Çin'le kıyasladığımızda çok daha büyük avantajlarımız var. Sadece Çin'den bahsetmeyelim ama bu ne zaman olur? Biz gerçekten piyasaya birçok anlamda güven verirsek o zaman diğer ülkeler de bizimle işbirliği yapmak isteyeceklerdir. Onların da tabii ekonomik olarak kendini toparlaması özellikle bizim ticari partnerlerimizin bize de tabii ki avantaj sağlayacaktır. Ama biraz bu pandemiden kaynaklı belirsizlik havasının yok olması lazım. Dış taraftaki risklerin de ortadan kalkması lazım. Artısı eksisi diyorsunuz yani. Ben dışarıdaki enflasyonu da sorayım. Şimdi bugün İngiltere'den aldık rakamı ama yani hem ihracat ortakları açısından da bakmak lazım oluyor. Çünkü bir noktaya değindiniz. Hep konuşuruz bunu ihracatta da. Avrupa'da işler kötü gidiyorsa bu bizim yararımıza değil. Çünkü işte en büyük ihracat ve ticaret ortağımız Avrupa aslında. Orada yükselen enflasyonun etkisi nedir? Bir de mesela Fed'den bahsettik. Amerika biraz daha kabul ediyor bu enflasyonu diyorsunuz ama Avrupa sanki biraz daha hala görmek lazım. Avrupa Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalara bakıldığında onlar biraz daha ya bu geçici gibi bakıyorlar ama öyle mi gerçekten? Şimdi Amerika da öyle bakıyordu. Bugün bunun öyle olmadığını anladı. Biraz daha geç kabul ediyor sanki Avrupa. Geç kabul ediyor. Evet, biraz daha diretiyor bu noktada. Hani önümüzdeki baz etkisini baz alıyorlar, öyle söyleyelim. Ardından bu 2022 yılının da atlatılmasının ardından verilerin daha da toparlanacağını düşünüyorlar. Hatta ilk defa 3 yıllık bir projeksiyon açıkladılar. Yani 2024 yılına ilişkin de bir enflasyon beklenti rakamı açıklandı. Ama muhtemelen işler orada da onların tahmin ettiği gibi gitmeyecektir. Çünkü bu enflasyon, küresel enflasyon, özellikle işte gıda fiyatlarındaki enflasyonun artışı, enerji fiyatlarındaki enflasyonun artışı bize enflasyonun çok da geçici olmadığını gösteriyor. Ve Avrupa tarafı da şimdi bu şekilde baktığı zaman eğer önlemini almazsa ileride daha da ciddi bir parasal sıkılaşmaya gitmek durumunda kalacak. Hani dolayısıyla işte nasıl Fed aynı şekilde daha erkene çekti parasal sıkılaşmayı çekecek. Bunun sinyallerini alıyoruz. Ne olacak? Avrupa için de aynı şey geçerli olmuş olacak. Şimdilik dokunmuyor ama o da beklediğinden daha erken ve daha ağır belki de bir parasal sıkılaşma modeli uygulamak durumunda kalacak önümüzdeki günlerde. Hocam çok teşekkür ederim. Yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Merve. Teşekkür ederim. Doçent Doktor Merve Karacaer'i ağırladık ve son dönemde hem bu yeni ekonomi politikasını hem bu akşam gelecek Fed'in faiz kararını hem de yarın Merkez Bankası'nın ne karar verebileceğini konuştuk. Devam edeceğiz şimdi. Gayrimenkul Fuarı MİPİM için artık geri sayım başladı. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu, 15-18 Mart 2022'de yapılacak MİPİM Fuarı'nın önümüzdeki dönemde Türkiye'de yapılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Efendim, öncelikle şunu sormak istiyorum. GÜVEDER'in öncülüğünde düzenleniyor. En önemli paydaşlarından bir tanesi ki MİPİM. Öncelikle
neler söylemek istersiniz? GİÖDER nasıl bir çalışma yapıyor bu alanda? Bunu sizden öğrenmek isterim. Çok teşekkürler. MİPİM uzun yıllardır düzenlenen bir organizasyon. Burada kentler üzerine, şehirler üzerine bu değer zincirinin tüm parçaları bir araya geliyor. Yerel yönetimler, finans kuruluşları, geliştiriciler, yapımcılar, mimarlar, şehir plancıları. Burada gerçekten geleceğin şehirlerinin ne yöne gideceğiyle ilgili ipuçları var. Biz bu noktada bu ipuçlarını yakalamak ve hatta Türkiye'de kendi ülkemizde çıkardığımız hikayelerimizi orada anlatmak istiyoruz. Bu bir aslında gayrimenkul fuarı olarak başlamış fakat kapsamı genişlemiş. Biz de orada gayrimenkul anlatmayacağız. Biz orada 4T adını verdiğimiz geliştirme prensiplerinden bahsedeceğiz. Bu 4T tabiat, teknoloji, tasarım ve toplum. Yani tabiata saygılı, teknolojinin en güncel imkanlarını içinde barındıran, iyi tasarlanmış, tasarıma değer veren ve toplumsal fayda sunan geliştirme süreçlerinin biz ön plana çıkmasını hedefliyoruz. MİPİM'de de bu 4T ile ilgili hikayelerimizi, başarılarımızı bütün dünyayla paylaşmayı hedefliyoruz. Evet efendim, siz özellikle yeni bir şehirciliğe de vurgu yaptınız. Dünyanın özellikle yeşil dönüşüm anlamında dünyada birçok ülkenin hamleleri var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dünya sizce nasıl bir noktaya gidiyor? Evet, şimdi MİPİM'in de bu seneki mottosu Driving Urban Change. Yani kentsel gelişimi, kentsel değişimi tetiklemek. Şimdi bu tabii ki sözde kalmaması gerekiyor. Bu nasıl olur? Hangi araçlar bunun için gerekir? Yine burada dönüp baktığımızda bizim 4T diye ortaya koyduğumuz prensipler burada önemli yapı taşları. Yani teknoloji burada olmazsa olmaz. Bütün kentsel altyapı ve hatta yaşadığımız konutlar, iş yerlerimiz hepsinde teknolojinin dönüştürücü bir etkisi var. O yüzden biz bir yandan GİÖDER olarak PropTech alanında da ayrı bir dikey ortaya koyduk ve bu alanda ki girişimcileri destekliyoruz. Sektörde daha yayılmalarını sağlıyoruz. İkincisi tasarım. Sonuçta fikirden daha önemli, daha kuvvetli bir şey yok. Ve bir geliştirme projesinin, kentlerimizin süreçlerinin ilk fikri tasarım aşamasında oluşuyor. O yüzden tasarım kabiliyeti yüksek noktaya gelmek de bizim sektörümüz için önemli. Tabii ki tabiata saygılı olmak, bir şeyleri tabiata rağmen yapmamak gerekiyor. Bu noktada sürdürülebilir kentsel gelişim komitemiz var. Bu komiteyle birlikte Türkiye'nin şimdi bakanlığımızla yaptığımız toplantıda da gündeme geldi. Yerli yeşil bina sertifikası çok önemli. Bu sertifikanın etkin bir şekilde sektörde kullanılabilmesini sağlayacak çalışmaları yürütüyoruz. Ve dördüncüsü toplum. Sonuçta toplumsal fayda üretiyorsa bir şey anlamlı demektir bizce. Biz de toplum odaklı, toplum merkezli geliştirme ve kentleşme süreçlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Son olarak efendim, MİPİM'i ileriki zamanlarda Türkiye'de görebilecek miyiz? Tabii yani bu arzu edilen bir şey. 2017 senesinde özellikle belli bir noktaya gelmişti. Bunun için gayret sarf ediyoruz paydaşlarımızla birlikte. Kısa sürede bunun olması çok mümkün değil. Biraz tabii bizim orada ne kadar etkin çalıştığımıza da bağlı. Biz şimdi 15-18 Mart 2022'deki fuarda gerçekten etkin bir şekilde buluşmalarımızı organize edebilirsek umarım yakın bir zamanda da bunu görebiliriz. Konut satış rakamları Kasım ayında %59 yükseldi. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı yıl sonu itibariyle 1.4 milyon konut satışı beklediğini ve önümüzdeki senenin bu seneki satışlardan daha iyi geleceğini söyledi. Son geçtiğimiz günlerde işte dün aslında Kasım ayı rakamları da açıklandı. Aylık 178 bin konutla beraber yaklaşık bu yılın son Aralık ayında da benzer bir trendin devam etmesini bekliyoruz ve 1,5 milyon adetlik bir konut satışı olacak. Bunların içinde yaklaşık %30'u birinci el konut satışları oluyor. Bu rakam biraz daha arttırmamız önemli bir adım olacak diye düşünüyorum ve konut banka kredili konut satışları da %20'ler seviyesinde. Bu iki rakamın da önümüzdeki günlerde kamu bankaları öncülüğünde malum biliyorsunuz 1 milyon altındakilere 1.20 ve 1.29'luk vade farkları var. Bu iki tane kampanyaya beraber aslında konut kredileri de arttırdıkça sektörün
ehemmiyetini ve önemini, gayrimenkul sektörünün dinamizmini göstermiş oluyor. Dünya malum pandemiden çıkmaya başladı artık. Pandeminin sonuna doğru yaklaşmış durumdayız. Yani dileğimiz işte 2022 yılında da yine 2021 yılında yakaladığı bu performansı ve bunu geçmeyi bekliyoruz açıkçası. İpotekli konut satışlarındaki artışın aslında en önemli sebebi işte demin bahsettiğimiz kamu bankalarının sağlamış olduğu krediler. Bu önümüzdeki günlerde bir miktar daha yaygınlaşırsa ve özel bankalar da aslında daha uygun oranlarla tüketiciye konut kredisi ulaşmasını sağlarsa önümüzdeki günlerde ivmenin daha da yukarı yönlü gideceğini net bir şekilde göreceğiz aslında. Yıllardır söylüyoruz biliyorsunuz 5 milyar dolarla başlamıştık. Şimdi hedef 10 milyar dolar. Şu an 8 milyar dolar civarında bir rakamları yakalamış durumda ve geçtiğimiz Kasım ayında bugüne kadarki tarihteki en yüksek bir aydaki yabancı konut satışını gördük. Bizim öngörümüz şöyle açıkçası. Pandemi de inşallah ortadan kalktıktan sonra seneye bu rakamların çok daha yukarı yönlü gittiğini ve asgari de 10 milyardan sonra 12-15 milyar dolarlar gibi rakamlara ulaşabileceğini düşünüyoruz ki bu rakamlar gerçekten hani Türkiye'nin bölgesinde oluşturmuş olduğu güvenli liman olması sebebiyle gerçekten ciddi ilgi ve alaka gösteriyor. Biz de zaten dün aslında bir yani planlamamızı, programlarımızı basında paylaştık. Orada da 7 tane projeyle toplam 7 milyar TL değerinde bir gayrimenkul geliştirme hedefimiz var. Önümüzdeki yıl işte 2022 yılında da bu projelerimizin ilkini işte yine Isparta Kule bölgesinde başlayıp yani dönem dönem işte 2 ay 3 ayda bir projeler hazırlandıkça lanse edip piyasaya sürüp yaklaşık da 1700 kişilikte yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz. 1.450.000 adede çok rahatlıkla yakalayacağımızı gösteriyor. Çünkü yılın bilhassa Aralık ayı her sene geçmiş yıllara baktığımızda en yüksek rakamı yakaladığımız aylardan biri oluyor. Ve şu an gerçekten tüketici tarafında bilhassa dünyada pandeminin oluşturduğu enflasyonist etkiyle beraber gayrimenkul en önemli yatırım araçlarından biri haline gelmeye başladı ve yatırımcılar, tüketiciler gayrimenkule de yatırımlarını yaparak aslında tasarruflarını korumaya çalışıyorlar. Bu sebepten dolayı iyi bir performans bekliyoruz. Ve milyonlar bu hafta açıklanacak. Artık asgari ücret rakamını bekliyor. Telaffuz edilen rakamlar var. Dördüncü ve son toplantı bu hafta içinde yapılacak. Ne zaman ve tabii ki karar ne olacak? Herkes bu sorunun cevabını bekliyor. Kesinlikle bu noktada işçimizi yani zora sokmayacağız. En uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak ondan sonra inşallah nihai kararımızı vereceğiz. Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete ilişkin verilecek nihai kararda. O karar için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısı bekleniyor. İşçi kesimi 4000 liranın altında asgari ücrete imza atmama konusunda kararlı. İşverense bunun ciddi bir yük getireceğini dile getirerek bu yükü hafifletmek için destek verilmesini istiyor. Bu kapsamda taraflar işçilere sosyal güvenlik priminde 5 puan indirim sağlanması ve işverene asgari ücretin %6'sı oranında destek verilmesi konusunda uzlaştı. Söz konusu taleplere ilişkin ilgili bakanlıklar teknik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olası alternatiflerin maliyetleri hesaplanıyor. Konuya ilişkin son olarak Başkan Erdoğan'la da görüşülecek. Onun oluru da alındıktan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na 4. toplantı için çağrıda bulunacak. 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin de bu toplantıda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Enerji gündemini konuşacağız. Özellikle rüzgarda yerli enerjinin payı artıyor. Tabii bu son dönemde yapılan doğalgaz keşifleri, yapılan sondaj çalışmaları, ihracat ve tabii ki burada özellikle cari açığın kapatılması noktasında da önemli. Bugün Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Derneği Başkanı Oğuzhan Akyener ikinci bölümde bizlerle. Oğuzhan Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Öncelikle rüzgar tarafıyla başlamak istiyorum. Bu yerli ve yenilenebilir enerji, milli enerji, maden politikası sonrasında da biz çok rüzgar ve güneşte yeni yatırımları gördük. Son dönemde de aslında o dönemde yapılanların karşılığının alındığını görüyoruz. %65'e çıkmış durumda yerli üretim. Bu çok önemli bir rakam. Türkiye'nin özellikle bu kadar avantajı varken bu noktaya nasıl gelindi? İhracat tarafında bir girişim var mı? İthalatın azaltılması tarafında da bu önemli çünkü.
İhracat tarafında tabii hani elektrik ihracatı noktasında mı soruyorsunuz yoksa enerji ekipmanları üretim ve ihracatının noktasında mı soruyorsunuz? Bu önemli. Hı hı. Türkiye yine de hani genel elektrik denklemi içerisindeki payı düşük olsa dahi ihracat potansiyelini arttırabildi. Çünkü gerçekten kurulu güç kapasitesi kendisine fazlasıyla yeter duruma geldi. Özellikle şu son dönemlerde yapmış olduğu yenilenebilir yatırımların bu bağlamdaki etkisi büyük. Öte taraftan hani mevcut kurulu güç noktasında baktığımızda nereden baksanız 100 bin megawattın üzerine çıkmış bir kurulu güç kapasitemiz var ve maksimum peak rate'lerde dediğimiz hani bu maksimum oranlar noktasında bize neredeyse bunun yarısı yetebilmekte. Öte taraftan bizim bu hem enerji arz güvenliğimiz, özellikle elektrikten bahsediyoruz, elektrik piyasalarını konuşuyoruz. Enerji arz güvenliğimizi çok ciddi anlamda rahatlatmış durumda. Öte taraftan yenilenebilir ve temiz enerji sınıfında da gerçekten çok ciddi anlamda gaza bastık. Yani hani şöyle ifade edelim, kurmuş olduğumuz rüzgar ve güneş gibi alanlarda diye yapılan atılımlar ve yatırımlar süreci gerçekten ciddi anlamda etkiledi. Şu an mesela özellikle rüzgarda şu son seneye kıyasladığımızda çok ciddi anlamda bir artış oranı, hem üretim hem kapasite başına artış oranı ciddi anlamda dikkat çekiyor. Mesela geçen yıl aynı döneme kıyasla, yani geçen yılın Eylül sonuyla bu senenin Eylül sonu, çünkü o rakamlar elimizde var şu an istatistiksel anlamda, kıyaslandığında %5.6'lık bir kurulu güç noktasında artış oranı söz konusu oldu. Tabii aynı dönemdeki rüzgardaki kurulu güç artış oranına baktığımızda %26 oranında bir kurulu güç artışı söz konusu oldu rüzgarda. Yani bu da yenilenebilirin payının yükselmesine sebep oldu. Öte taraftan aynı şekilde üretim noktasında baktığımızda rüzgar artık daha verimli ve iklim koşullarına bağlı olarak da bunun etkisini görebilmekteyiz. Nereden baksanız %36'lar oranında rüzgardan elde ettiğimiz elektrik miktarında bir artış söz konusu oldu. Hatta bu bağlamda hepimiz biliyoruz, mesela hani biz eskiden, belki bundan 20 sene önce Türkiye'nin elektrik denklemini konuşurken şüphesiz ilk başta ne diyorduk? HES'lerin etkisinden bahsediyorduk, kömürden konuşuyorduk. Doğalgaz yeni yeni hani hayatımıza bu bağlamda bu kadar etkin girmeye başlamıştı. Zamanla doğalgazın gerçekten payını yükselttiğini gördük. Ki doğalgazda kömüre kıyasla çok daha temiz bir enerji kaynağı olduğunu düşünürsek bu bağlamda bir ivme söz konusu oldu. HES'ler payını yine koruyordu ama artık bakın iklim değişikliğinin negatif etkilerine bağlı olarak HES'lerdeki üretim miktarımız, hani kurulu güç oranında hala artış söz konusu olsa da HES'lerdeki üretim miktarımızın düştüğünü, artık RES'in, yani bakın rüzgardan elde edilen elektrik miktarının RES'in üretim miktarı nezdinde artık çok az farklı da olsa HES'i geçtiğini ve bizim için üçüncü enerji kaynağı haline geldiğini görmekteyiz elektrik üretimi noktasında. Hatta en son 10 Aralık'ta HES bir maksimum rekor kırarak, tabii bunlar anlık veriler, yani o güne ait bir veridir bu. Hani genele vurduğumuzda aynı oranları yakalayamıyorsunuz ama %20'ler oranında o güne ait elektrik tedarik noktasında bir hacme ulaştığını görebilmekteyiz. Rüzgarın bu bağlamda ciddi anlamda payında artış söz konusu. Öte taraftan şunu da vurguladım, bakın yani şu an 355 santral var. Az önce şunu söylemiştik, 10 bin megawatt civarında bir kurulu gücü var şu an rüzgarın Türkiye'de. Hatta bununla birlikte 30 terawatt saatlik yaklaşık bir elektrik üretiyoruz bir sene içerisine baktığımızda. Daha 63 tane daha santral kurulacak, yani ve bunların da kapasitesi 1585 megawatt. Yani bu bizim önümüzdeki sene içerisinde kurulu gücümüzü %15 oranında daha rüzgarda arttırmamız anlamına geliyor. Hemen hemen eş oranla da %15-20'ler arasında rüzgardan elektrik üretimimizde yine arttıracağımız, yani geçen sene yakaladığımız 20'yi hemen hemen aynı şekilde devam ettireceğimiz anlamına geliyor. Kaldı ki yine önümüzdeki sene 2000 megawattlık RES 3 süreci de başlatılıyor. Yani Türkiye'nin bu bağlamda hem yenilenebilir hem rüzgar noktasındaki payı giderek artacak. Tabii bu bizim için gerçekten çok önemli. Hem gayri safi hem
cari dengelerin sağlanması hususunda yerli enerji kaynaklarının, sonuçta yenilenebilir enerji kaynaklarının hepsi bu bağlamda yerli sınıfında da değerlendirilebilir. Yerli kaynakların kullanılması ve cari açığa pozitif etki etmesi açısından bu önemli. Öte taraftan bakın, Türkiye şunu da yapmaya başladı. Özellikle güneş ve rüzgar gibi kaynaklarda yerli teknoloji geliştirip en azından belli ürünler noktasında ihracat yapabilecek ve mesela rüzgarda %65'lik bir yerlilik oranına sahip şu an ve 45'e yakın ülkeye ihracat söz konusu ve bu bağlamda ihracat rakamlarını da güçlendirmeye devam ediyor. Evet. Küresel ölçekte zaten yenilenebilir noktasında bir trend var, bakın bu önemli. Öte taraftan şunu da vurgulayalım, diğer önemli bir küresel gelişme ki bizi de etkileyecek, yeşil enerji, yeşil ticaret mutabakatı. Hı hı. Yani ileride sizin ürettiğiniz ürünü hangi enerji kaynağından ürettiğiniz dahi sorgulanacak. Özellikle Avrupa Birliği buna geçiyor. Bununla alakalı çalışmalar ciddi anlamda yürüyor. Bu olduğunda Türkiye'nin gerçekten yenilenebilir, beslenebilir bir enerji denklemini elde etmesi ihracat ve uluslararası ticaret noktasında da elini çok güçlendirecek. Burada mesela tabii fiyatlar açısından da önemli. Genelde enerjiyi konuştuğumuzda tabii fiyatlar en fazla merak ediliyor. Bu küresel piyasalardaki şu an bu duruma bakıldığında elektrik tarafı ayrı, tabii doğalgaz tarafı ayrı. En azından hani elektriği konuştuk, elektrik tarafına sorayım. Yani tüm bunlar dünyada da mesela fiyatlarda artış yaşanırken ne getirir içeride? Bir yandan doğalgaz tarafında da aynı şekilde mesela Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın bu haftaki açıklamaları önemliydi. Türkiye çok fazla sübvansiyon yapıyor dedi. Birçok maliyeti yansıtmıyoruz dedi. Hani bu açıdan bakıldığında hem elektrik hem doğalgaz tarafında ne söylersiniz içerideki fiyatlarla ilgili küresel tarafla kıyaslandığında? Evet, yani şimdi şöyle bir şey var. Sayın Bakan'ın bahsettiği gibi doğalgaz noktasında ciddi anlamda sübvanse var. Elektrik noktasında da var ki hani mevcut döviz kuru ve benzeri hususların da etkilerini bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Çünkü yani teşvik, eski en azından hala eski devam eden teşvik politikaları dolar kuru üzerinden sağlanıyordu. Sonrasında Türk lirasına geçildi. Bundan sonraki teşvikler dahilinde. Öte taraftan genel denkleme baktığımızda özellikle uluslararası piyasalarda biz doğalgaz fiyatlarının çok yükseldiğini, doğalgazda bir kriz yaşandığını ve kömür fiyatlarında bir kriz yaşandığını ifade ediyoruz. Ki bizim elektrik denklemimizde doğalgazın payı gerçekten çok yüksek oranlarda. Yani %37 ila 40 arasında değişen bir rakama haiz. Yani bu da özellikle kış aylarında %40'lara çıkan bir orana tekabül ediyor. Bu da haliyle doğalgaz, hani doğalgaz maliyetleri arttıkça doğalgazdan elektrik üretim maliyetlerinin de artmasına sebebiyet veriyor. İşte bu süreci yönetebilmeyle alakalı Enerji Bakanlığı'nın kapsamlı bir çalışma yaptığını ve hani komple liberal olan ve direkt üretimin tüketiciye yansıtıldığı fiyat mekanizmalarının aksine biz de bu sürecin biraz daha kontrollü yönlendirilebildiğini görebiliyoruz. Çok teşekkür ederim Oğuzhan Bey, yayına katkı için, değerlendirmeleriniz için. TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener'i ağırladık ve enerji piyasasındaki son durumu konuştuk. Şimdi omikron varyantıyla devam edeceğiz. Aslında havayolu taşımacılığına da etkisini görüyoruz. Aşılamayla birlikte yakalanan ivme yavaşladı omikron varyantının çıkmasıyla birlikte. Havayolu şirketlerinde ise salgın endişeleri yeniden arttı. Küresel havayolu taşımacılığı koronavirüs salgınından sonra bu kez omikron varyantının etkilerini yaşamaya başladı. Aşılama süreciyle birlikte havalimanlarında hareketlilik artmış, yolcu sayısında salgın öncesi döneme 2019 rakamlarına ulaşılması bekleniyordu. Ancak omikron varyantı küresel bir tehdit halini aldı. Yeni varyantın hızlı yayıldığı korkusu havayolu şirketlerini endişelendirirken, omikronun çıkış ülkesi olarak kayıtlara geçen Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşlar durduruldu. Afrika kıtasında bazı ülkelere de uçuşlara ara verildi. O bölgelerden Avrupa ülkelerine transit geçişler durduruldu. Başta Çin olmak üzere Uzak Doğu'da birçok ülkenin kapılarını tam açmaması da havayolu şirketlerine yolcu kaybettirdi. Dünya genelinde omikron varyantı nedeniyle yolcu kaybının %5'i aştığı belirtiliyor. Dev havayolu şirketleri olan Amerika Birleşik Devletleri'nde de endişeler büyüyor. Havayolu taşımacılığında 2019 rakamlarına doğru hareketin yeniden kesilmesi durumunda sektörde yeniden iflasların gündeme gelmesinden endişe duyuluyor.
Ekonomi notlarını kapatıyoruz, devam ediyoruz.